Türkiye'de step iklim bölgeleri dendiği zaman gidip kıyılara bakacak halin yok. Step nerede? Hiç nerede? ya da dünyada savan iklim bölgesi ya da dünyada yağmur ormanı, tropikal yağmur ormanı bölgesi ya da dünyada tundra bitki örtüsü, dünyada maki bitki örtüsü. Bak bunlar flora. ÖSYM sana bütün iklimleri sormaz. Bak hangi iklimleri sorar? Ekvatoral iklimin görüldüğü yerleri bileceksin. Savan iklim bölgesini bileceksin. Muson iklim bölgesini bileceksin. Akdeniz iklim bölgesini bileceksin. Çöl iklim bölgeleri kesinlikle soru değeri var. Dünya üzerinde sana sorulacak yerler buralar dostum. Bak Amerika'nın doğusu. Ulan, bir şey, ben mi bundan bahsediyordum. Ve geldik sevgili dostlarım bölge kavramına. Bölge kavramından soru. Gelir. Bunu bir kenara not et. ÖSYM buradan bir soru sorar. Bölge nedir? Belli özellikler bakımından birbirine benzer yeryüzünün parçalarına biz bölge diyoruz. Belli özellik derken neyi kastediyorum? Fizik özellik olabilir, beşeri olabilir, dağlık olabilir, ovalık olabilir. Birbirine benzeyen özellik varsa bunları bir bölge içerisinde değerlendirmek söz konusu olabiliyor. Bir zamanlar Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılmış olarak Milli Eğitim kaynaklarında yer alıyordu. Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu. Fakat artık Milli Eğitim kaynakları soruları böyle sormuyor. Neden? Doğu Anadolu bölgesi diye ayırıyorsun ama o Doğu Anadolu içerisinde de birbirinden farklı alanlar var. Doğu Anadolu içerisinde olup İç Anadolu ile başka bir yere benzerlik gösteren alanlar var. O yüzden bölge kavramı değişti. Nasıl değişti? Bunu görmüş olalım. Tabii kalemimi de seçeyim. Arkadaşlar yeni bölge türleri iki grupta inceleniyor. Şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler. İşlevsel derken yani orada bir ekonomik işlev genelde oluyor. Ya bir kalkınma projesi oluyor ya bir siyasi proje oluyor. İşte Avrupa Birliği gibi ya da Güneydoğu Anadolu Projesi gibi işlevsel. Şekilsel bölgeler ise kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Fiziki yani doğal şekilsel bölgeler ve beşeri şekilsel bölgeler. Şimdi böyle çok kafanız karışmasın. Bunlara örnek vereceğiz. Zaten ÖSYM e örnek örnek sorar. Doğal şekilsel bölgeler derken yer şekillerine göre bölgeler. Nasıl oluyor? Dağlık bölgeler, ovalık bölgeler diye. Şimdi dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde nereler dağlık, nereler ovalık? Bunları bilmen gerekiyor. Birbirinden çok farklı coğrafyalarda olabilir. Biri Avustralya'da, biri Asya'nın kuzeyinde Rusya'da olabilir. Fakat burada iki bölgenin ortak özelliği ovalık bölge olabilir. Dolayısıyla dünya üzerinde bu bölgelerin tekabül ettiği yerleri harita üzerinde göstereceğim. O yüzden dikkatle dinleyeceksiniz. İklim bölgeleri, mesela Akdeniz iklim bölgeleri dediğin zaman Türkiye'de Akdeniz, Ege kıyıları ama dünyada da Avustralya'nın güneybatısı. Afrika'nın güneyi, işte İtalya, Fransa buralarda da Akdeniz iklimi görülüyor. Akdeniz iklim bölgeleri dendiği zaman dünya haritası üzerindeki o yerlerin bitki örtüsünün de sorulabileceğine söylemiş olayım. Hidrografik derken su özellikleri birbirine benzeyen toprak bölgeleri, bitki bölgeleri, doğal afet bölgeleri, yine beşeri şekilsel bölgeler olarak ham madde üretim bölgesi, sanayi bölgesi, nüfus bölgesi bunlar daha çok ekonomik ağırlıkta olan bölge türleri. Bakın böyle madde madde, madde ezberletmek yerine örnek vererek gidelim ve dünya üzerinde dağlık bölgeler nereler hep söylüyorum. Dünya haritasını avucunuzun içi gibi bilin demiyorum ama dünya haritasından soru gelecek yerleri bileceksin. Mesela dağlık yerler nereler? Dünya haritasına baktığınız zaman Amerika'nın batısının dağlık olduğunu, Amerika'nın doğusunun Apalaş Dağları var, dağlık olduğunu, Güney Amerika'nın batısının Ant Dağları var. Soru nasıl geliyor? Dünya haritasını veriyor. 1 2 3 4 5 yerlerin ortak özelliği nedir? Dağlık mı? Ovalık mı? Sık nüfuslu mu? Seyrek nüfuslu mu? Aynı iklim mi? Aynı bitki örtüsü mü? Yani onları ortak kılan özellik nedir? O yüzden bunları egzersiz yaparak öğreneceğiz. Dünyada başka dağlık bölgeler neresi? İşte Afrika'nın kuzeyi. Bakın Avrupa Avrupa dağlıktır aslında. Avrupa'nın ortası Alp dağları var. O neydi o çizgi filmin adı? Vardı ya yıllar önce dedesiyle bir İsviçre'nin köy kasabasında. He, haydi. Bakın o dağlık yani Avrupa dediğin zaman düz yerler zannetmeyin. Büyük bir kısmı dağlıktır. E, Himalayaları bilmeyen var mı? Sizler dünya haritasına baktığınız zaman Asya'nın güneyinde, güneydoğusunda Himalaya dağlarının yer aldığını bilmeniz gerekiyor. Anlatabildim mi? Dağın ismini bilme. Yani orada bir dağ, en güzel hepsini bilmek. Hiç olmazsa orada bir dağ sırasının olduğunu bileceksin. Bakın Rusya'nın kuzeyi ne kadar düzdük. Burası dağlık bölgeye girmiyor. Şöyle bir soru olabilir. Yukarıdaki dünya haritası üzerine dağlık bölgeler gösterilmiştir. Biri yanlış gösterilmiştir. Kaç numaralı yerdir diye soru sorabilir. O yüzden bunları çizebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ilk dinlemede, ilk görmede aklınıza gelmeyebilir. En güzeli çizin. Bundan gocunmayın, bundan yüksünmeyin. Boş dünya dizisi haritası çıkarın. 20 tane, 30 tane. Birine dağlık alanları, birine Akdeniz iklim alanları, birine çöl iklim alanlarını, birine ham madde üretim alanlarını çizin. Yani bunları zaten ben anlatıyorum. Geçiyorum dünya iklim bölgeleri. Şimdi dünya iklim bölgeleri Ekvatoral iklimin görüldüğü yerler. Nereler? İşte bakın burada Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya, Malezya. Aslında bu daha önce anlattığımız derslerin bir özeti gibi. ÖSYM sana bütün iklimleri sormaz. Bak hangi iklimleri sorar? Ekvatoral iklimin görüldüğü yerleri bileceksin. Savan iklim bölgesini bileceksin. Muson iklim bölgesini bileceksin. Akdeniz iklim bölgesini bileceksin. Çöl iklim bölgeleri kesinlikle soru değeri var. Bir daha söylüyorum. Çöl iklim bölgeleri Kesinlikle soru değeri var. Dünya haritasını verir. Çöl iklim bölgeleri kaç numarayla gösterilmiştir? Ya da yukarıda gösterilenler hangi bölge türüne örnektir diye soru sorabilir. Ya da yukarıda verilen yerlerin hangisinde gerçek sıcaklık ile gece gündüz sıcaklık farkı daha fazladır diye sorar. Şayet dağlık bir alan veriyorsa dağlık alanlarda gerçek ve indirgenli sıcaklık arasındaki fark fazladır. Hangisi fazladır diye sorar. Yani şunu demek istiyorum. Aslında siz bir yerde dağların varlığını bilerek sadece orada şu dağ vardır bilmiyorsunuz. Orada ulaşım zordur diye yorum da yapabilirsin. Orada yükseldikçe sıcaklık düşmektedir. Gerçek ve indirgenli sıcaklık arasındaki fark artmaktadır diye de yorum yapabilirsin. Genelde dağlık alanlarda ekonomik faaliyetler sınırlıdır diye de yorum yapabilirsin. Yağış fazladır çünkü daha çok yağış alır dağlık alanlar yüksek olduğu için. O yüzden bir bilgi başka bilgilerde tetikliyor. diyor. Bunu da gözünde bulundurun. ÖSYM başkan gitti sorar. Tundra iklimli sorar. Kutbu soracağını zannetmiyorum. Sorsa da bilirsiniz zaten dünya uç noktaları. Hocam ne kaldı geriye? Ya zaten 10 tane iklim var. Bak bir daha söylüyorum. Ekvatoral iklim, savan iklimi. Ben bunları tek tek göstersen de bir anlamı yok buradan. Sen bunları çizeceksin, haritayı açacaksın, bakayacaksın. Bunları daha önce anlattım çünkü. Ama nereden soru geliyor? Bak bunları sana not düşürüyorum. Ekvatoral iklim, savan iklimi, Akdeniz iklimi, çöl iklimi ve Tundra iklim bölgede bu 5 iklimi kesinlikle nerede görüldüğünü bileceksin. İlla sana Akdeniz iklim bölgesini sormaz. 2021 YKS'de olduğu gibi neyi sorar? Hangisinde makibi hangi yukarıda verilen yerlerin ortak özelliği nedir diye sormuş. Maki bitki örtüsünün görülmesi. Aslında Akdeniz iklimi görüldüğü yerler oralar fakat onu ışıklara koymamış. Ama diyor ki zaten öğrenci bunu bilmesi lazım. Bir öğretmenin bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Burada Akdeniz iklimi görülüyorsa burada Maki bitki örtüsü de vardır öğrencinin bilmesi lazımdır diye sormuş. Ben de bu konuda sizleri uyarmış olayım arkadaşlar. Flora bölgeleri ve toprak bölgeleri. Flora bölgesi derken ormanın olduğu yerler. Mesela Türkiye'de ormanlık alanlar nerede? Türkiye'nin kıyılarında, kuzey, güney ve batı kıyılarında. Ya da Türkiye'de step iklim bölgeleri dendiği zaman gidip kıyılara bakacak halin yok. Step iklimi nerede? İç kesimlerde. Ya da dünyada savan iklim bölgesi ya da dünyada yağmur ormanı tropikal yağmur ormanı bölgesi ya da dünyada tundra bitki örtüsü, dünyada maki bitki örtüsü, bak bunlar flora. Hayvan toplumunu soruyorsa o fauna olur. Peki toprak bölgeleri ne oluyor? Mesela Çernozum toprağının görüldüğü yerler, Erzurum, Kasardan, Türkiye için söylüyorum. Alivyal toprağın görüldüğü yerler, nereye bakacaksın? Delta ovalarına bakacaksın. Tundra toprağının görüldüğü yer, Sibirya, Kanada, yani toprak bölgeleri. Efendim laterit toprağı bölgesi Ekvatoral iklimin görüldüğü yerler. Terra rossa toprağı bölgesi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Bak olayı görüyor musun? Dolayısıyla birbirinden çok uzak yerler bile ortak bölge tanımına girebilir. Aynı toprak var, birbirinden çok uzak olabilir. O yüzden bunların da karşılığını bilmek gerekiyor. Bakınız ben onu bilmek gerekiyor, bunu bilmek gerekiyor derken sırtınıza böyle dağdan büyük yüklemiyorum ha. Bunlar zaten anlattığımız şeyde coğrafyada bildiğiniz bilgileri biraz daha burada harmanlıyorsunuz. Böyle düşünün yoksa ekstra ekstra olarak düşünmeyin bunu. Doğal afet bölgeleri, şimdi dünya haritasına verdiği zaman neresi deprem bölgesi değildir? Dört tane deprem bölgesi verir. Neresi volkanik alan, volkanizma bölgesi değildir diye sorabilir. Nerede kasırga bölgesi değildir diye sorabilir. Ya da kasırganın görüldüğü yerlerin, o fırtınaların görüldüğü yerler işaretler. Yukarıdaki bölgelerin ortak özelliği nedir? A. Kasırga bölgesi olması. B. Deprem bölgesi. C. heyelan bölgesi. D. Sel bölgesi. Ben anlıyor musunuz? Burada neyi göstermiş? Depremlerin ve volkanik alanların görüldüğü yerler buralar. Hani daha önce anlattığımız konuların farkındaysınız. Bunu ben depremde anlatmıştım, iç kuvvette anlatmıştım. O yüzden böyle sakın ha büyük büyük gibi düşünmeyin bunu. Efendim Türkiye'de heyelan riskinin görüldüğü yerler nereye bakacaksın? Heyelan bölgesi Doğu Karadeniz'e bakıyorsun diyorum. Burada harita bilgisinin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Nüfus bölgeleri en çok beklediğim soru tiplerinden biri de budur. Dünya üzerinde sık nüfuslu yerler, seyrek nüfuslu yerler. Aynısı Türkiye için de geçerli. Sık nüfuslu, seyrek nüfuslu. Şimdi ben Türkiye haritası üzerinde Sinop'un olduğu yeri göstermiş olsam sık nüfuslu mudur, seyrek nüfuslu mudur? Sevgili yönetmenim ne dersin? Seyrek, seyrek nüfusludur. Peki Muğla'nın olduğu yeri göstersem daha sık ama o da seyrek aslında. Neden? Çünkü Muğla dağlık bir yer. Değil mi? Menteşe dağları. Ama ben İstanbul'un olduğu yeri göstersem yoğun nüfuslu dersin. Ankara'nın olduğu yeri göstersem yoğun. Antalya, Adana yoğun nüfuslu. Fakat Hakkari'yi göstersem seyrek nüfuslu. Mesela Hakkari ile Sinop ortak paydada buluşabilir. Hangi konuda? Seyrek nüfuslu bölge kavramında. Halbuki birinde dağlık, biri deniz kenarında, biri oldukça soğuk karasal iklim, biri Karadeniz iklimi. Bak iklimleri farklı, yer şekilleri farklı ama ortak özellikleri ney? İkisi de seyrek nüfuslu. Dünya üzerine baktığın zaman sık nüfuslu yerler. Amerika'nın doğusu. Bu arada neden sık nüfuslu diye de sorar. E, Sanayi de Amerika, Amerikan rüyası. Boşuna oluşmamış. Efendim Orta Afrika sık nüfuslu. Özellikle Nijerya, burada. Efendim Avrupa'nın tamamı sık nüfuslu. Neden? Niye Avrupa niye sık nüfuslu olabilir? Onur. Niçin? sanayi değil mi? Yani kimse Eyfel Kulesi'ni seyretmek için Avrupa'ya ilk gidiş nedeni bu değildir. Avrupa'nın nüfusu neden yoğun? Çünkü üretim fazla, hizmet fazla, sanayi olanakları fazla, ekonomik gelir fazla. Daha bu fazla olunca bunlar da diğer alanları tetikliyor. Ulaşımı, turizmi vesaire. insan hakları. Bunlar hepsi nüfusun yoğunlaşmasının nedeni. Şimdi Hindistan'a gelen Hindistan'da niye fazla? Burada sanayi yok. Doğru düzgün. Aslında var Hindistan sanayisi bizden daha fazla. Özellikle demir çelik sanayisi, otomotiv sanayisi. Hindistan'da da verimli tarım arazileri var. Bir de orada doğru düzgün nüfus politikası yok. Saldım çayra, mevlam kayra. Ama Güneydoğu Asya'daki ben nüfus yoğunluğunu daha çok tarım iklim olanaklarının iyi olmasına bağlıyorum tarım olanakları çok iyi. Çin olduğu yer Çin'de arkadaşlar tabii ki sanayileşme özellikle son zamanlarda çok yatırım çekti Çin. Neden? Çünkü işçi ücretleri çok ucuz. Çünkü işçi çok. İşçi çok olunca işçi ücreti az oluyor. O yüzden Büyük firmalar hep oraya gönderiyorlar yatırımları. Dikkat edin aldığınız bir iPhone bile olsa arkasında maden PRC yazıyor ya da China yazıyor. Dolayısıyla bundan dolayı sık nüfuslu. E, Japonya Japonya'nın neden sık nüfuslu olduğunu biliriz. Neden? A. Deprem bölgesi olduğu için. B. Dağlık olduğu için. C. Ada olduğu için. D. Sanayi bölgesi olduğu için. Hangisi? Sorular böyle geliyor ya. Çok böyle korkutmayın kendinizi. Yani az bir bilgi olsa, az bir yorumlama gücünüz olsa şu dersleri dinleyin. Bakın ben bütün coğrafyayı neredeyse 35-40 videoda size özetledim. 70-80 video anlatmadım. En azından bunları dinle gerçekten sınava bir bordo berel olarak girersin. Başka sık nüfuslu yerler nereler? Türkiye'nin Marmara bölgesi diyorum. Dünya üzerinde sana sorulacak yerler buralar dostum. Bak Amerika'nın doğusu. Lanet olsun öğretmenimiz bir zeytin mi de Bundan bahsediyordum. Avrupa, Hindistan, Güneydoğu Asya, Japonya, Orta Afrika. Afrika'nın kuzeyi seyrek. Neden? Çöl var. Sibirya, Rusya'nın kuzeyi seyrek. Neden? E, soğuk. İskandinavya seyrek. İsveç, Norveç, Finlandiya e, soğukta. Kanada seyrek. S Demek ki nüfusun yoğunluğunu etkileyen şeylerden biri de iklim koşullarıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayın diyorum. Evet. Burada ne var? Kültür bölgeleri. Burada da İslam kültürü bölgesi, Latin Amerika kültürü bölgesi, Doğu Çin kültürü bölgesi diye kültür bölgelerine ayrılmış. Bu da bir detay olarak vermiş olalım. Evet, işlevsel bölgelere baktığın zaman Avrupa Birliği ve Türkiye'nin idari bölgelere ayrılması. İller haritası işlevsel bölge kavramına giriyor, kategorisine giriyor. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler Türkiye'de çok istedi ama maalesef orada çok patinaj yaptı, bir türlü üye olamadık. O gerekli kriterleri sağlayamadık. Ama netice itibariyle Avrupa Birliği nedir diye sorulsa işlevsel bölge kavramına örnektir. Peki zamanda değişir mi? Bir bölgenin sınırları zamanda değişebilir mi? Değişebilir. Avrupa Birliği'ne yeni ülkeler girebilir. Girince ne olur? sınırı biraz daha büyümüş olur. Türkiye girseydi sınırı biraz daha büyümüş olurdu. Ne değişmez? Arkadaşlar doğal koşullara göre oluşturulan bölge sınırları pek değişmez. Bunu not et. Mesela bir yer dağlık bölge ise 10 yıl sonra düzlük bölge olmaz yani. En az en az 1 milyon yıl geçmesi lazım. Ama bir yer Avrupa Birliği bölgesinde değilse 10 yıl sonra Avrupa Birliği bölgesi olabilir ya da çıkabilir İngiltere gibi. Anlıyor musunuz? Bir yer sık nüfusludur, seyrek nüfuslu olabilir. Bak beşeri bölge kriterleri değişebilir. Hocam sık nüfuslu bir yer neden seyrek olabilir ki? Deprem olur orada insanlar terk eder. Anlatabildim mi? Ya da bazı bölgelerin hüviyetleri değişebilir. Tarım bölgesidir, zamanla turizm bölgesine dönebilir. Muğla'nın birçok ilçesi böyledir mesela değil mi? Önce tarım yapıyorlardı, sonra turizm cenneti oldu, turizm bölgesine dönüştü. Bak bu da beşeri ve ekonomik bölgeler çabuk dönüşür. Ama doğal özelliklere göre oluşturulmuş bölgeler, şekilsel bölgeler kolay kolay değişmez. Dağlık bölge, ovalık bölge 100 yıl sonra da olmaz. İklim bölgesi Akdeniz 100 yıl sonra Karadeniz olmaz. Binlerce yıl geçmesi lazım. Anlaştık. Peki hocam bölge sınırları çakışabilir mi? Bölge sınırları kesin bir şekilde birbirinden ayrılabilir mi? Kesin bir şekilde ayıramazsın. Yani sen Karadeniz ikliminden karasal iklime geçişte pat orada orman bitiyor, burada step başlamıyor. Yağış yavaş yavaş azalarak geldiği için orman, çalı, step böyle gidiyor. Yani özellikle fiziki bölgelerin sınırları yavaş yavaş geçişkenlik gösterir kademe kademe. Peki bölge sınırları çakışır mı? Çakışabilir. Bir yer hem düzlük bölge olabilir hem sanayi bölgesi olabilir hem sık nüfuslu bölge olabilir. Örnek İstanbul. Anlatabildim mi? Dolayısıyla mesela bir yer dağlık bölge olabilir. Aynı zamanda orası seyrek nüfuslu bölge olabilir. Aynı zamanda bir kültür bölgesi de olabilir. Dolayısıyla bazen bölge sınırları çağ, kışır ama bölge sınırları birbirinden böyle kesin hatlarla ayrılır diyemezsin. Bir bölgenin hüviyeti yıllar içerisinde değişir mi? Dedik ya tarım bölgesi sanayiye dönebilir. Ya da orada bir maden çıkar. Çok değerli bir maden. Zonguldak böyledir mesela. Efendim tarımdır daha sonra sanayi bölgesine ya da madencilik bölgesine dönüşebilir. Bakın bu yorumlar karşınıza çıkar soru olarak. Dedim ve devam ediyorum. Yine Konya Ovası Planlama Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Planlama Bölgesi bunlar da işlevsel bölgelere örnektir. GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi'ne dahil olan iller vardı. Zamanla bu artabilir. İşte Türkiye'de mesela Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Önceden bu proje sadece Samsun Amasya Tokat Çorum'u kapsıyordu. Fakat Samsun Amasya Tokat Çorum bu bölgede olmakla beraber aynı zamanda Dokap bölgesine de dahil edildi. Dokap'ın alanı biraz daha genişledi. Yani bu bölge sınırları da değişebilir. Bunu anlatmak istiyorum işlevsel bölgeler. Ekonomik özelliklerine göre bölgeler, dünya kahve tarımının yapıldığı bölgeler, neresi ekvator çevresi ya da Türkiye'de turunçgil tarımının yapıldığı bölgeler, Türkiye'de çay tarımı bölgeleri, Türkiye'de fındık tarımı bölgeleri anlatabildim mi? Bunlar nerede arayacağınızı biliyorsunuz. Hidroelektrik üretim bölgeleri genelde Türkiye'nin doğusunda yoğunlaşmıştır diyorum. İşte Türkiye bor madeni bölgeleri, Türkiye'de kayak merkezi bölgeleri aslında birbirinden çok farklı coğrafi bölgelerde mesela Uludağ'da, Erzurum Palandöken'de aynı bölge kavramı altında yan yana gelebiliyor. Kayak merkezi bölgeleri dendiği zaman. O zaman benim öğrencim ne bilecek? ÖSYM Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu diye artık kullanmıyor. Birbirinden farklı bölge kriterleri oluşturdu. Bu bölge kriterleriyle daha ayrıntılı bilgi vermeye değiyor. İşte bu ayrıntıları da size anlatmış oluyorum diyorum ve devam ediyorum. Gel Son slaytta arkadaşlar doğal özelliklere göre bir bölgenin özelliği çok fazla değişmez bunu söyledim. Bazı bölgelerin sınırları bir örtüşürken bazıları tamamen birbirinden farklı olabilir. Örneğin ılıman iklim bölgesi yoğun nüfuslu bölgeler gelişmiş bölgeler aynı yerde kesişebilir, örtüşebilir dedim. Bunu da açıklamış oldum. Bölge kavramı ile ilgili diyeceklerimiz bu kadar. Umarım bu dersten gelen soruları cevaplarsınız. Tekrar söylüyorum bölge kavramını harita bilgisi üzerinden gideceksiniz. Bu konuda benim kitabımda kullanabilirsiniz. Çünkü ben kitabın arkasında muhakkak Haritalara yer veriyor. Hatta size zorluk çıkmasın diye bakın kolaylık olsun diye. Hocam nereden bulacağız bunu dediğinizi duyar gibiyim. Kitabımda konu anlatımından sonra bilinmesi gereken bölgeleri dünya ve Türkiye olarak ayrı ayrı bunları koydum. Diyorum ben Mehmet Eğit yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum.